4 Ağustos Cuma Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan Yazısı Diyanet Türkiye'nin önünü açacak tarihi rolünü oynamalı. Tam da küre ölçeğinde yaşanan anlam krizinin her şeyi izafileştirdiği, anlamsızlaştırdığı ve bitirdiği, bütün dünyada değerlerin yerle bir olduğu, sosyal yapıların çatırdadığı, ailenin bittiği, dini hayattan çekildiği, futbol, müzik, medya, kısacası kültür endüstrisinin ayartıcı din dışı kutsallıklarının insanlığı büyük bir ontolojik felaketin ve manevi boşluğun eşiğine sürüklediği bir zaman diliminde. İnsanlığın, İslam'ın yeniden insanca ve hakça bir dünya kurulmasını sağlayacak değerlerine ekmek kadar, su kadar ihtiyaç hissettiği bir yok oluş mevsiminde, bizim kurucu kaynaklarımızı zayıflatmamız değil, güçlendirmemiz gerekiyor. Eğer Türkiye anlam krizini yenecek, insanlığın gönlünü fethedecek irfan tecrübemize dayalı bin yıllık medeniyet ilkelerimizi dünyaya ulaştırırsa tarihi biz şekillendiririz yeniden. İşte burada diyanete tarihi roller düşüyor. Diyanete düşen tarihi rol. Batılılar adalet ve hakkaniyet, sulh ve selamet ilkeleri çerçevesinde bin yıl insanlık tarihini yapmamızı mümkün kılan irfan tecrübemize dayanan ehli sünnet omurgayı çökertmek için savaşıyorlar. Önce Vehhabilerin sonra da İran'ın önünü bunun için açtılar. Osmanlı'nın durdurulmasının ve Türkiye'nin kuşatılmasının bölgemizin cehenneme çevrilmesinin görünmeyen ama gerçek nedeni, asıl sebebi de bu yine. Bin yıllık ehli sünnet omurgayı içeriden çökertmek için icat edilen harici mantığını ve paralel dinleri püskürtecek, insanlığın gönlünü fethedecek bir harekat başlatması gerekiyor Türkiye'nin. Bunu diyanetle yapabiliriz. Diyanet ve tabi ilahiyatlar temel kaynaklarımızın tartışılmasını, hadislere, mezheplere, Hz. Peygamber'e yapılan planlı, iğrenç ve proje saldırıları seyretmek, hatta bu saldırılara su taşımak yerine muhkemleştirmekle mükelleftir. Yoksa bunun hesabını veremez Diyanet'te ilahiyatlarda. Düşünsenize dünya sizin temsil ettiğiniz aslında edemediğiniz sığ bir kafayla yerle bir ettiğiniz değerlerinize ihtiyaç duyuyor ama siz ne yapıyorsunuz? bu değerleri bu değerlerin kurucu kaynaklarını sığ bir kafayla sudan gerekçelerle magazinel malzemelerle yıkmaya çalışıyorsunuz. Nasıl bir akıl tutulmasıdır? Nasıl basiretsizliktir bu? Sonra da akıl, akıl diye geveleyip duruyorsunuz. Akılsızsınız. Akla ihtiyacı olan sizsiniz. Olacak iş değil gerçekten. Ontolojik felaket ve küresel manevi boşluk. Ontolojik bir yok oluş felaketinin eşiğine sürükleniyor dünya ayartıcı bir şekilde. Güle oynaya üstelikte. Yok oluşun ayartıcı bir şekilde gerçekleşiyor olması, felaketin hem görülememesine hem de tam da bu nedenle katmerleşmesine, kangrene dönüşmesine yol açıyor. Büyük bir manevi boşluk oluşuyor dünyada. Bu manevi boşluk iki şekilde doldurulmaya çalışılıyor batı toplumlarında. Hem ayartıcı ve hayatın sorunlarından uzaklaştırıcı, din dışı kutsallıklar üreten hız, haz ve tüketim dini, hem de buna ilaveten transandantal meditasyona dönüştürülen, içi boşaltılarak ve tanınamayacak kadar tarumar edilerek postmodern dünyaya eklemlenen konfüçyanizm, hinduizm, budizm, zen gibi doğu dinleri bu manevi boşluğun giderilmesinde ya da üzerinin örtülmesinde ve ertelenmesinde tepe tepe kullanılıyor. Konfüçyanizm, Hinduizm, Budizm, Zen gibi Doğu dinleri ve bilgelikleri Batı kültürünün saldırısına dayanamadı, fosilleştirilerek bitirildi. Oysa Batılılar aynı şeyi İslam'a yapamadılar. İslam'ı fosilleştirmeyi, dize getirmeyi başaramadılar. Niçin? İslam'ın hakikat tasavvurunun güçlü olması, hayatı derinlemesine, enlemesine ve boylamasına kavrayabilecek bir güce sahip olması, güçlü bir hakikat tasavvuru sunan temel kaynaklarımızın dönüştürülmesini, fosilleştirilmesini zorlaştırdığı için. İslam'a çifte saldırı. İşte tam bu noktada biri dışarıdan gelen, diğer içeride üretilen iki büyük saldırıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bütün İslam dünyasında ama özellikle de Türkiye'de dışarıdan gelen saldırı İslam'ı dize getirmek, fosilleştirmek için paralel sahte dinler icat etme projesi. Bir uçta Vehhabilikle başlayan Neoselefilikle, harici mantılıyla sürdürülen, diğer uçta Kadiyanilikle başlayan, FETÖ'yle hız verilen İslam'a karşı İslam stratejisi bu. Bu iki uç oluşumun gerisinde de İngilizlerin olduğu gerçeğine özellikle dikkatinizi çekmek isterim. İçeriden üretilen saldırı ise hadisleri, mezhepleri, Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin konumunu tartışmaya açan, sonuçta peygambersiz İslam icadı ile sonuçlanacak son derece tehlikeli bir projeye dayanıyor. Bu iki saldırı da batılılar tarafından geliştirilen, biri fiilen hayata geçirilen, diğeri zihinleri tarumar ederek hayata geçirilmesi düşünülen projeler aslında. Tarihin hiçbir döneminde İslam'ın dışarıdan ve içeriden dönüştürülmesini hedefleyen sahte, paralel dinler icat etme tehlikesi yaşanmamıştı bu kadar ürpertici bir şekilde. Tam bu noktada basiretimizi kullanabilirsek bu çifte saldırıyı hem biz püskürtürüz hem de insanlığın önünü açacak taze bir yolculuğun tohumlarını yine biz ekebiliriz yeniden. Türkiye insanlığa yol olabilecek, insanlığın önünü açabilecek tarihi, zihni ve ruhi potansiyele sahip ender ülkelerinden biri, şu çivisi çıkmış dünyanın. Peki farkında mıyız bu imkanın ve potansiyelin? Nasıl bir diyanet? Sözün özü Ana caddeyi koruyamazsanız yoldan çıkarsınız. Yoldan çıkanların bize yol önermeleri, olmayacak duaya amin demek gibi absürt bir şeydir. Ana caddeyi koruyamazsanız güçlü bir şekilde tahkim edemezsiniz. Yeni ufuklara açılamazsınız. Ana caddeyi koruyamazsanız yan yollara sapmaktan ve başka dünyaların istilasını uğramaktan kurtulamazsınız. İngilizler ehli sünnet omurgayı çökertmek için Vehhabiliği ve paralel dinleri icat ettiler. Ehli sünnet omurgayı, ehli sünnet omurgayı inşa eden kurucu kaynaklarımızı koruyacak, sabiteler ışığında değişkenleri yorumlayacak, ufkumuzu, zihnimizi açacak dünyanın önünü fete koyulacak bir diyanet gerek bize ve